Evet, sivil toplum örgütleri, STK dediğimiz kurumlar toplumumuzda, özellikle büyük şehirlerde çok ciddi bir görev icra ediyor. Tabii bu kuruluşların farklı amaç ve görevleri var. Kimisi siyasi amaçlı, kimisi kültürel amaçlı, kimisi sportif amaçlı, kimisi sanatsal amaçlı, kimisi de köy derneklerinden oluşan sivil toplum kuruluşları var. Biz de Ordu'da Giresun Alucra ilçesinin Arbutlu Köyü Derneği bireyleri olarak haftanın belli günlerinde sportif amaçlı toplanıyoruz. Ve şehrin keşmekeşliği, şehrin karmaşasından bir nebze soyutlanıp, bir nebze kurtulup haftanın bir günü de olsa köylü olduğumuzu, bir olduğumuzu unutmamaya çalışıyoruz. Bu noktada sporu da bir araç, bir vesile olarak kullanmak niyetiyle haftanın belli günlerine sportif faaliyetleri ayırıyoruz. Sportif faaliyetlerin günümüzde birçok, özellikle şehir hayatında birçok faydaları var. Bunu tabii burada anlatsak sığdıramayız. Biz de dernek olarak Alucra Armutlu Köyü Derneği olarak haftanın belli günü yapmış olduğumuz faaliyetlerle çocuklarımızı buluşturuyoruz. Yine belli bir yaşın üstündeki insanlarımızı sporla buluşturuyoruz. Voleybol maçları falan yapıyoruz. Amaç bir araya gelmek, amaç eski günleri iade etmek, amaç birbirimizi unutmamak, amaç şehrin karmaşasından bir nebze olsun soyutlanıp köylü olduğumuzu, beraber büyüdüğümüzü hatırlamak, iade etmek ve bu amaçla da derneklerin bu görevleri ifa etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve burada da derneklerin toplanmasına vesile olma noktasında da sporun önemini tekrar burada zikretmek istiyorum. Evet, biz köy derneği olarak salonda buluşuyoruz, spor yapıyoruz ve bütün derneklere imkanları dahilinde bu tür çalışmalara katılmalarını tavsiye ediyoruz. Dernekler sadece, STK'lar sadece, zaten şu anda bile dünyanın ve Türkiye'nin en büyük STK'ları spor kulüpleri. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, bunlar zaten birer STK. Milyonlarca üyeleri var. Biz küçük çapta köy dernekleriyiz. Bizim amacımız sadece spor yapmak değil, her türlü faaliyetleri de bulunup amaç gençlerimizi, çocuklarımızı köyün unutturmamak, Anadolu'nun bağrından geldikleri unutturmamak, şehirde de olsa o köyün evlatları olduğumuz, hani var ya orada bir köy var uzakta, o köyü bizim gitmesek de görmesek de, ki gidiliyor, geliniyor, imkanlar var elhamdülillah. En azından gidemesek de gelemesek de burada buluşuyoruz, spor sahalarında buluşuyoruz ve bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu tekrar anmaya, hatırlamaya çalışıyoruz. Bu noktada da bütün dernekleri böyle çalışmalara davet ediyoruz. Eğitimcilerinden Edebiyat Öğretmeni Ömer Durak Beyefendi de görüşlerini, fikirlerini ne yönde olacak merak ediyoruz. Evet. Siz ne diyorsunuz? Yani bu tür faaliyetler şehir hayatının o kalabalığında bir olmak adına kurduğumuz derneğimizi güçlendirme noktasında nasıl bir görev icra ediyor? Dernekler işte böyle faaliyetlerle işlevliğini kazanır. Bu çerçevede tabii sana da teşekkür ediyoruz. Bize bir alan sağladın bu konuda. Ben uzun zamandan beri katılamıyordum. Ne zamandan beri arkadaşlarımızı görmüş olduk. Birlikte bir spor yaptık. Eğlendik, sohbet ettik. Bir rekabet oldu. O da işin ayrı bir tarafı. Ter attık. Böyle Ramazan'a girmeden önce uzun bir ara vereceğiz. Çünkü Ramazan ayında gelmemiz çok zor olur buraya. Birbirimizi biraz daha özleyeceğiz. Spor yapmayı da özleyeceğiz bu arada. Dernekler işte tam da bu işe yarar. Bu yönüyle önemli. Yaptığımız işler önemli. Bir araya gelmek gerekir. Bir araya gelirsek ancak bir şeyler yapabiliriz. Fikirler üretebiliriz. Hasbihal edebiliriz. Bir araya gelmeyince tabii derneklerinde çok da fazla bir fonksiyon olmaz. Onun için katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Başta sana çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, Allah razı olsun. Bu yönüyle bize bir alan sağladın. Spor bir vesile. Her şeyden önce bir araya gelmek amaç. Eyvallah. Bu yönüyle de güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Yani dernekçilik sadece lokalde oturup belli oyunları abi oynamaktan da ziyade farklı sosyal ortamlarda da bir araya gelebileceğini. Tabii ya, spor yapıyoruz, nefes alıyoruz, açıldığımızı hissediyoruz, sağlıklı bir yaşam için. Eğleniyoruz ya, bayağı mutlu oluyoruz. Bayağı da eğleniyoruz, muhabbet oluyor. Bunların hepsi yan yana geldiğinde işte bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu sonuç olumlu bir sonuç. Eyvallah. En nihayetinde. Yine işte masa tenisi vesaire gibi etkinlikler de var. Bunlar da yine bir araya gelmeye vesile.
birbirimizi arıyoruz diyor. Bazıları diyor ki gel hadi neredesin? Maçımız var seninle diyor mesela. Hem o arada hasbihal etmiş oluyor. Halini hatırını soruyor. Bunlar tabii eğlenceli şeyler. Ama bundan öncesinde sonrasında da tabii gerek köyle alakalı gerekse eğitim öğretimle alakalı gelişimimiz, dönüşümümüz ve değişimimiz adına projelerde bu vesileyle bir araya geldiğimizde üretilecektir. Bunları da inşallah önümüzdeki aylarda yönetim kurulu arkadaşlarımızla, sevgili köylülerimizle beraber başaracağız. İnşallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Bundan değil mi hocam? Evet, Antalya Manavgat. Doğrudur. Yıllarca o camiada boyu gözsüz. Ama sen biraz beach volley oynamışsın gibi geliyor bana. Oynadım. Ben her türlü spor yaptım ya şimdi. Yahya hocam da dediği gibi şeker hastalığına burada voleybol maçı öğreterek onların sağlığına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Siz zaten gurbettesiniz. Evet, burada değiliz. Ordu'dayız burada. Kalabalığız ama sen orada yalnız Antalya'da. Evet ama kışın buraya geldiğim zaman Armutlu Derneği'nin verdiği organizasyonlarla bu yalnızlığımı unutturuyorsunuz bana. Allah razı olsun. Yani teşekkür ederiz. Eyvallah. Başkana da olsun, gerek size olsun. Bu tür faaliyetlerde herkesi görmek istiyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Beraberliğimizi sağlayan bir organizasyon, faaliyet. Geliyoruz burada haftada bir gün de olsa ter atıyoruz. Birbirimizi görüyoruz. Birbirimizle dertleşiyoruz, heyecanlanıyoruz. Eski günleri yad ediyoruz. Bir mücadele içerisindeyiz burada. Tatlı bir mücadele içerisindeyiz. Bizim için bir değişiklik oluyor. Sosyal hayatın monotonluğunu burada kapalı ortamda olsa sporla atmaya çalışıyoruz. İnşallah daha farklı etkinliklerde, faaliyetlerle, etkinliklerle daha güzel günler geçireceğiz düşüncesindeyim. Eyvallah başkanım, sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet Recep abi, sen de köyümüzün önemli esnaflarından birisisin. Yoğun iş temposu sonrasında akşamları buraya gelmek için can atıyorsun. Hatta sen bizi organize ediyorsun. Evet. Heveslendiriyorsun. Senin de görüşünü almak istiyoruz bu konuyla ilgili. Burada kocamanlar iyi de gençlerde iş yok. Çok erken bırakıyorlar. Spor güzel ama gençler zayıf. Evet, sen olay olay yerine bir hava katıyorsun. Beşte bitsin diyorsun tabii, yani. Tabii. Üç az diyorsun. Dokuz set. Dayanırım evet. Diyorsun. Bu enerjiyi nereden alıyorsun? Neyle besleniyorsun? Bize tavsiyelerin nedir? Hayda. Madımana. Madımana ne olduğunu biliyor mu millet? Doğal. Doğal. Organik. Sen zaten haftanın belli günü köydesin, doğadasın. Evet. Devamlı yürüyüş, günde 10.000 adım. Yürüyüşün var. Ha. Belli zaten, bilmiyorum performansından ya. Belli zaten maşallah. Gençlere taç çıkarıyorsun. Çıkarırım. Evet. Yani bu köyün birlik beraberliği noktasında nasıl değerlendiriyorsun bu faaliyetleri? İyi. Çok güzel. Perçinliği kuvvetlendiriyor değil mi? Tabii, kısmen de olsa bir araya geliyor. İnşallah. Başka bir fikrin var mı? Düşüncelerini alabilir miyiz? Devamını diliyorsunuz. Devam dileyim kafası. Allah razı olsun. Edebiyat dünyasının ünlü hocalarından birisi Yahya Hoca ile beraberiz. Yine yarı bizim köylüsün ama Aluzdalısın her şeyden önce. Hocam bu tür faaliyetleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tür faaliyetler en başta bir toplumun birlik, beraberliğini öyle bir kenetler, öyle bir birleştirir ki farkında bile olmazsınız. İkincisi, bir doktor öğrencim bana şunu söylemişti. Eyüpçüm dedim doktora, ben tansiyon hastasıyım, bana önerin ne demiştim. Hocam spor yapın dedi. Tansiyon ilacına, hiçbir ilaca gerek yok dedi. Allah razı olsun hocam. Dedi, gerçekten. Spor yani. Yaptığınız müddetçe ne tansiyon kalır, ne sağlık sorununuz kalır demişti. O gün bugündür bu sizin faaliyetlerde fırsat bilip spor yapıyorum. Katılan bütün arkadaşlara, dayılarıma teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. O doktora da çok teşekkür ederiz gerçekten. Evet. Güzel bir tavsiye, öneri. Bütün doktorlarımız böyle herkesi spora yönlendirse. Evet, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olasınız.